Merhaba, ben fizik öğretmeni Mahmut Temel Zeytineli, yine beraberiz. Bugün madde ve özelliklerini anlatmaya çalışacağım sizlere. Önemli bir konudur, gene TYT'de sorumlu olduğunuz konular içerisinde. Madde ve özelliklerinden başlayalım. Şimdi maddenin ortak özellikleri 4 tanedir çocuklar. Kütle. Kütle maddenin ortak özelliğidir. Bütün maddelerin bir kütlesi vardır. Ortak özellik ne demek? Herkesin sahip olduğu demek. Ayırt edici özellik ne demek? Sadece bir kişiye, bir maddeye ait olan bir özelliktir. Mesela biz bunu günlük hayatımızda uygulamamızdan anlatırsak, örneğin adı Ahmet olan bir sürü insan olabilir Türkiye'de. Bunlar ortak özelliktir mesela, ismi Ahmet olan insanlar. Ama soyadı işte Çınar olan, Ahmet Çınar olan biraz daha az insan vardır, ama gene ondan belli bir sayıda olduğu için yine ne diyecek? Onların gene ortak özelliğidir. Gene ayırt edici bir özellik değildir. Ahmet Çınar adında başka birisi daha olabilir. Biz ayırt edici özellik olarak neyi söyleyebiliriz mesela günlük hayatımızdan? TC kimlik numarası mesela çocuklar ayırt edici bir özelliktir. Sadece bir kişiye ait olan veya parmak izi, bütün dünyada her insanın farklı bir parmak izi vardır. Dolayısıyla parmak izi de ayırt edici bir özelliktir. Veya retina tabakası her insana özgüdür. Gene ayırt edici özelliktir. O zaman maddeleri de ayırt etmek için maddelere ayrı ayrı her maddenin farklı bir özelliği olması lazım. Fakat kütle farklı bir özellik değil. Yani 2 kilogram portakal da alsam, 2 kilogram salatalık da alsam, 2 kilogram yoğurt da alsam hepsinin kütlesi 2'dir. Dolayısıyla demek ki maddelerin ayırt edici özelliği değil, ortak özelliğidir kütle. Hacim de aynı. Mesela bir bardağın içerisine sıvı, herhangi bir sıvı koyarsam onun hacmi bir bardağın hacmine eşittir. O zaman hacim de ayırt edici bir özellik değildir. Yani bir bardak su da olabilir, bir bardak süt de olabilir, bir bardak yağ da olabilir. Veya bir bardak küçük tanecikli katı maddeler de olabilir. Mesela bir bardak kum. Gene neredeyse bir bardak sütle aynı hacimdedir. Yani 10 santimetre küp suyla 10 santimetre küp benzin aynı hacimdedir. O zaman suyla benzini ayırt edemeyiz hacimle. O zaman gene bu da nedir? Ortak özelliktir. Kütle ve hacim. Birazdan zaten bunların üzerinde daha çok duracağız. Önce ortak özelliklerden bahsediyoruz. Tanecikli yapı bütün maddelerin içerisinde atomlardan oluşmuştur. Dolayısıyla tanecikli yapıya sahiptir deriz. Bu da gene ortak özelliktir. Yani bir demirde de vardır, tahtada da vardır, değil mi? Alüminyumda, bakırda, hepsinde tanecikli yapı mevcuttur. Eylemsizlik gene bütün maddelerin sahip olduğu bir özelliktir. Ne demek eylemsizlik? Önceki konumunda kalma isteği. Kısaca böyle tarif edebiliyoruz. Önceki konumunda kalma isteği. Çocuklar, bütün maddeler kararlı halde kalmak ister. Eğer bir madde duruyorsa orada kararlıdır. Veya bir madde hareket halindeyse orada kararlıdır ve o hareketini sürdürmek ister. Bunu neye benzetebiliriz? Bir araba, herhangi bir araba, oyuncak araba bile olabilir. Biz de evimizde bunu yapabiliriz. Üzerine bir cisim koyuyorum. Hem kütleli bir cisim. Eğer araba aniden hızlanırsa kütle ne yapacaktır? Eski yerinde kalmak isteyecektir. Yani şöyle çizebiliriz. Eğer araba biraz ileriye gittiyse kütle eski yerinde kalmak isteyecektir. Araba da geriye doğru gider. Bunu neye benzetebiliriz? Arabaların ilk kalkış yaptığında vücudumuzun geriye doğru yaslanmasına benzetebiliriz. Veya araba frene bastığında cama doğru, öne doğru vücudumuzun gitme isteğini eylemsizlik olarak adlandırabiliriz. Yani arabayla beraber gidiyordum, araba durdu ama ben hala gitmek istiyorum. Önceki konumumu sürdürmek istiyorum, önceki durumumu sürdürmek istiyorum. Buna da eylemsizlik diyoruz. Yani arabanın içerisindeki bütün maddeler öne doğru gitmek ister. Eğer arabaya tutunmamışsa, yapışmamışsa, koltuğundan, direksiyonuna her şey araba eğer fren yaparsa öne doğru bir kuvvete maruz kalır. İşte buna biz ne diyoruz? Eylemsizlik diyoruz. Bütün maddelerin gene ortak özelliğidir. Arabadaki bütün maddeler, arabaya ne koyarsam koyayım, demir koyayım, bakır koyayım, hepsinde yine eylemsizliğe maruz kalacaktır. Dolayısıyla eylemsizlik de bütün maddelerin ortak özelliğidir.
Peki kütle. Ortak özelliklerden kütle ve hacmi anlatacağız. Önce kütle dedik. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Ne demek değişmeyen madde miktarı? Yani ben bunu dünyada da ölçsem veya dünyanın herhangi bir noktasında ölçtüğümde, başka bir noktada ölçtüğümde gene aynı sonucu elde ederim. Neden? Çünkü kütle değişmeyen madde miktarıdır. Neyle ölçülür? Eşit kollu teraziyle ölçülür. Tabii baskülle de ölçülüyor, kantarla da ölçülüyor ama ilk eşit kollu teraziyle ölçülüyor. E zaten bunun mantığı ne? Eşit kollu bir terazi çizersem şuraya bakın. Şöyle adından da anlaşılacağı gibi tam desteği ortaya koyuyorum. Neden? Çünkü kolları eşit olmalı. Buraya tartacağım herhangi bir maddeyi yerleştirdim. Örneğin portakal olsun. Buraya da kütlesini bildiğim kütleler koyuyorum. Eğer bu dengeye gelmişse, yani üst terazi gibi üst iki kol aynı hizaya gelmişse, demek ki burada kaç kilogram varsa, örneğin 3 kilogram var, o zaman burada portakallar kaç kilogramdır? Portakal eşittir 3 kilogram gelecektir. Peki neden değişmiyor bu? Nerede ölçersem 3 kilogram oluyor. Diyelim ki biz bunu dünyamızda ölçtük. Dünyada buna uygulanan yer çekim ivmesi G iken, buna uygulanan yer çekim ivmesi gene G'dir. Çünkü ortam aynı. Dolayısıyla yer çekim ivmeleri birbirini götürür. Zıt yönde gibidir. Yani sağ kefeden çekersem, sol kefeden de aşağı doğru çekersem aynı kuvvetle hiçbir şey çekmemiş sayılırım. O sebeple eşit kollu teraziyle ölçeriz. Yani dünya değil ay da olsa, başka bir yer çekim ivmesine de sahip olsa bunlar gene birbirini götürecektir. Dolayısıyla yer çekim ivmesinden bağımsızdır. Nerede ölçersek ölçelim kütle aynı sonucu verecektir. Ama ağırlığımız tabii ki farklıdır. Ağırlığı dinamometre ölçer. Ağırlık bulunduğumuz ortama göre, yer çekim ivmesine göre artar veya azalır. Örneğin boşlukta ağırlığımız sıfırdır. Ama yine bir kütlemiz vardır ve dünyadakiyle aynıdır. Dolayısıyla çocuklar, kütle değişmeyen madde miktarıdır. Sembolü küçük M harfiyle gösteriyoruz. Bilim sistemi, tabi uluslararası bilim sistemi, SI bilim sisteminde kilogram olarak kabul edilmiştir. Gram, desigram, santigram veya işte hektogram, ton değil de sadece kilogram bizim için SI bilim sisteminde kabul edilmiştir. Peki kilogramı nasıl tanımlamışlar? Şöyle tanımlamışlar, bir kilogramı bir atmosfer basınç altında, yani deniz seviyesinde de diyebiliriz buna. Bu deniz seviyesi demek. Çünkü deniz seviyesinde atmosferin basıncı bir atmosferdir. Ve havanın basıncı. 0.4 santigrat sıcaklıktaki, çünkü 0.4 santigrat derecede birazdan da göreceğiz. Sıvı, yani daha doğrusu su, bu su 0.4 santigrat derecede minimum hacme, maksimum öz kütleye sahiptir. Özel bir sıcaklıktır. Burada 1 kilogramdır. Ne? 1 desimetre küpün, 1 desimetre küp hacimdeki suyun kütlesini 1 kilogram olarak kabul etmişler. Tekrar ediyorum, deniz seviyesinde 4 derece sıcaklıkta 1 desimetre küpü 1 kilogram olarak kabul edilmiş ve bu dünyaya böyle yayılmış. Bundan sonra artık ona uygun kütleler yapılarak terazilerde kullanılmıştır. Burada en çok bilmemiz gereken, tabii ki kilogram SI bilim sisteminde ama karşımıza bazen sorularda gram gelecek veya ton gelecek veya miligram gelecek ilerleyen konularda. O halde biz gramı kilograma veya miligramı kilograma veya tonu kilograma veya tam tersi olarak bunların çevrilmesini bilmemiz gerekecek. Çünkü SI bilim sistemine giderken bize kilogram lazım. Eğer ton verilmişse ne yapıyoruz? Bir ton 1000 kilogramdır. Yani 10 üzeri 3 kilogramdır. 1 gram ise kaç kilogramdır? 10 üzeri eksi 3 kilogramdır. Yine kilograma döndük. 1 miligram ise gramın da binde biri olduğu için 10 üzeri eksi 6 kilogramdır. Yani şuraya bunları sıralamak istersek ortaya gramı yazalım. Gram. Üstünde tabi arada başka şeyler var ama biz onları pek kullanmayacağız fizik dersinde. Müfredatımızda da yok. Biz sadece bunları bilsek yeterli. En altta miligram, en küçük ölçümüz. En üstte ise ton. Şimdi yukarıya çıkarken
biner biner bunlar büyüyor. Yani yukarı çıkarken bine böl her basamak için. Aşağıya inerken, aşağı inerken her basamak için binle çarpıyorum. Yani bir ton kaç kilogram diye sorulursa aşağı indiğim için 1000 kilogramdır derim. Veya 1 kilogram kaç gramdır diye sorulursa 1000 gramdır derim. Veya 1 kilogram kaç miligramdır diye sorulursa 1000 çarpı 1000 1 milyon miligramdır diyebilirim. Şimdi bunlarla ilgili zaten örnek yapacağız. Hemen arkamızda, arka sayfada örnekleri var. Mesela 5 kilogram kaç gramdır? Tekrar hatırlayalım. Gram, kilogram, miligram ve ton. Ben neredeyim? Kilogramdayım. Nereye gitmek istiyor? Grama çevirmek istiyor. Aşağı ineceğim. Bir basamak var. O zaman 1000 ile çarpacağım. 0,5'i 1000 ile çarparsam ne olur? 500 gram olacaktı. Zaten günlük hayatta çok karşımıza gelen bir örnek oldu bu. Yarım kilo yani 500 grama eşittir. 80 ton neredeyim? Tondayım. Nereye çevirmemi istiyor soru? Grama. Tondan grama gideceğim. Bakın 1, 2 basamak iniyorum. Her biri 1000 ile çarpılacağı için 80'i 2 kere 1000 ile çarpacağım. Yani 80 çarpı 1000 çarpı 1000 o da 10 üzeri 6 yapar. Demek ki 80 ton 80 çarpı 10 üzeri 6 gramdır. Yine bir örnek. Gramdan nereye gitmek istiyorum? Miligrama bakalım. Gram nerede? Burada. Gramdan miligrama ineceğim. Gene aşağıya iniyorum. Dolayısıyla gene 1000 ile çarpacağım. 80'e 3 sıfır eklersem 80.000 miligram olacaktır. Aynı şekilde 700 miligram kilograma çevrilmek isteniyor. Miligramdayım. Kilograma gideceğim. Bu defa yukarı çıkıyorum. Bir basamak çıktım. Bir basamak daha çıktım. Bine böldüm. Sonra bir kez daha bine böldüm. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 6 ile çarpmış olurum. Yani 700 çarpı 10 üzeri eksi 6. 10 üzeri eksi 6 bine bölmek demek zaten. Şöyle yanda tekrar çıkarsak 10 üzeri eksi 6 demek 1 bölü 10 üzeri 6 demek. O da 1 bölü 1 milyon demektir. 6600 kilogram kaç tondur diyor. Kilogramdan nereye gidiyorum? Tona yukarı çıkacağım. Bir basamak çıktığım için yine 1000'e bölüyorum. Bu da 6,6 ton yapacaktır. 1000'e bölmek için 3 basamak sola kayıyorum. Virgülümü buraya bırakıyorum. Miligramdayım. Grama gitmek istiyorum. Gene bir basamak var. Yukarı çıkacağım. Bir basamak yukarı çıktığım için 1000'e bölüyorum. Bu da ne yapar? 0,4 gram yapacaktır. Evet, böyle küçük çevirmeleri de örnek olarak gösterdikten sonra kütleyi ölçen aletler. Demin de bahsettik. Eşit kollu terazi. İki ucu birbirine eşit olan bir terazidir. Sol kefeye konulan sağ kefeye konulanla dengeye geldiğinde eşit kütlede olduğunu bize anlatır. Tabii günümüzde artık onu pek kullanmıyoruz. Elektronik teraziler var, basküller var ve daha büyük yükleri tartmak için kantar gibi aletlerle biz kütleyi ölçeriz. Sorularda karşılaşacağımız kelimeleri burada açıklayacağız. Dara demek, günlük hayatta da bunu kullanıyoruz bazen. Boş kabın kütlesidir. Yani bir kap var elimde, o kabın kütlesi neyse. İçine hiçbir şey koymadığım zamanki kütlesidir. Brüt kütle, kabın içindekiyle beraber toplam kütlesidir. Yani kabın içinde sıvı var, süt var. Ve kap var. Kapla sütün toplamına biz brüt kütle deriz. Net kütle ise sadece içindeki maddenin kütlesidir. İçindeki sıvının veya maddenin kütlesidir. Bu da brüt kütleye darayı çıkarttığımda karşıma gelir. Mesela şöyle boş bir kap çizelim. Bunun içinde hiçbir şey yoksa şu an bunun M dersek buna. M nedir? Daradır. Darası, kabın darası deriz. Ama kabın içine herhangi bir madde koyduğumuzda, diyelim ki toplam kütle 2m olduysa, demek burası nedir çocuklar? İçindeki sıvı da m gram olmalı ki 2m gram gelsin. Evet. Şimdi hacim diğer maddenin ortak özelliği. Hacmi de açıklayalım. Hacim maddenin uzayda kapladığı yerdir gençler. Yani bir madde ortak özelliktir. Bütün maddeler uzayda veya boşlukta bir yer kaplar ve biz buna hacim diye adlandırıyoruz. Hacmin sembolü de V'dir.
Buradaki V daha önce anlattığımız hız konusunda da V'ydi. Oradaki V'yi biz şöyle gösteriyorduk. Ucunu kıvırarak gösteriyorduk. Neden? Hacimle karışmasın diye. Bu hız. Bunu karıştırmayalım. Ama normal çizdiğimiz V harfi fizikte hacmin sembolüdür. Bilim sisteminde metre küp olarak kullanılır. Hangi bilim sisteminde? SI bilim sisteminde metre küpü kullanırız. SI bilim sisteminde metre küpü kullanırız ama başka bilimlerde de desimetre küp, santimetre küp, litre de yine bir hacim ölçüsüdür. Bunların da çevrimini bilmek zorundayız. Gene bizim müfredatımızda desimetre ve santimetre küpü bilmemiz yeterli. En çok bu üçünü kullanacağız. Tabii arada mesela şey var, milimetre küp de var. Kullanmıyoruz. Veya işte üstünde hektometre küp, dekametre küp, hektometre küp, kilometre küpler var. Bunlara şu an ihtiyacımız yok. Biz sadece bu üçünü ve litre ile ilgili bilgileri bilsek bunlar bize yeterli. Şimdi metreküple desimetreküp ve santimetreküp. Normalde bunlar gene aralarında birer basamak var. Yine aşağı inerken küp olduğu için ne yapıyorum? 1000 ile çarpıyorum. Yukarı çıkarken her basamak için 1000'e bölüyoruz. Bunları basitçe böyle çevirebiliriz. Yalnız evet, metreküp var, desimetreküp var. Bu da hacim, litre de hacim. Yine günlük yaşantımızdan örnek verirsek, mesela bir buzdolabının özelliklerine baktığınız zaman iç hacmini litre cinsinden yazarlar. Neden? Çünkü metreküpü kafamızda canlandırmamız zordur. Neden? Çünkü günlük hayatta çok metreküp, desimetreküp, santimetreküp kullanılmaz. Ha, mesela içeceklerde kullanılıyor. İşte yarım litrelik asitli içecek mesela. Nedir? 500 santimetreküp, 50 santimetreküp, 1,5 diye verilebilir. Ama genelde litredir. 2,5 litrelik, 1,5 litrelik sıvılar marketlerden alıyoruz. Onlar hep litreyle anlatılıyor. Veyahut dediğim gibi bir buzdolabının özelliklerine baktığın zaman iç hacmi litre cinsinden yazar. Gene sebebi nedir? 1 litre suyu kafamızda canlandırabiliyoruz. 1 litre su. O zaman 1 litre su veya işte 20 litrelik damacanalar gene kafamızda canlandırabiliyoruz. Bir damacanın iç hacmi demek ki 20 litrelik. O zaman benim buzdolabım eğer 200 litrelikse demek bu 20 damacana suyun içine sığabileceği büyüklükte. Yani kafamda canlandırdığım için litreyi tercih ediyor üreticiler. Fakat biz SI bilim sisteminde metreküp alacağız. Onun için litre verirse litreyi de bizim metreküpe çevirmemiz gerekecek. Nasıl çevireceğiz? İşte burada önce şunu söyleyelim. Bu mililitre demek ml. Mililitreyi litreye çeviriyorum. Gene burada bir sürü katman var. Desi, santi falan ama bizim için sadece mililitre ile litre yeterli. Buradan buraya giderken ne yapıyorum? Bine yine bölüyorum. 1 mililitre 10 üzeri eksi 3 litredir. Veya tam tersi 1 litre 1000 mililitredir. Bunu söyledikten sonra peki ben küplerden yani santimetre küplerden metre küplerden litreye nasıl geçerim veya litreden metre küplere nasıl geçerim? Bunun için iki tane geçiş kapımız var. Bir tanesi kesinlikle 1 litre 1 desimetre küptür. O zaman ben bir şeyin desimetre küp ölçüsünü söylersem aynı zamanda litresini söylemiş olurum. Örneğin 5 desimetre küp sıvı dersem bu 5 litrelik bir sıvıdır. Veya 5 litrelik bir sıvı dersem bu 5 desimetre küplük bir sıvıdır. Litreden desimetre küpe geçmiş olur. Veya diğer bir geçiş kapısı 1 santimetre küp de 1 mililitreye eşittir. Bunlardan bir tanesini bilseniz yeterli. İkisini de bilseniz daha güzel, daha pratiklik kazandıracaktır. Hemen örneklerimize geçersek. Örneğin 6 metre küp kaç desimetre küptür diyor. Şimdi bunları şöyle bir sıralayalım. Yukarıda yazmışız gerçi ama metre küp, desimetre küp, santimetre küp. Neredeyim ben? Metre küpteyim. Nereye gitmek istiyorum? Desimetre küpe. Metre küpten desimetre küpe inerken ne yapacağım? 1000 ile çarpacağım. Aşağı iniyorum çünkü 1000 ile çarp. 1000 ile çarparsam bu ne olur? 6000 desimetre küp olur. Veya 600 metre küpteyim. Santimetre küpe gitmek istiyorum. 1, 2 basamak aşağı ineceğim. 2 kere 1000 ile çarpacağım. Yani 10 üzeri 6 ile çarpacağım. 600 çarpı 10 üzeri eksi 6 diyebilirim. Veya daha güzel yazarsam 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 santimetre küp denebilir. Buradaki 2 sıfır, buradaki 2 tane eksiği yok edecektir.
Peki litre ile ilgili nasıl yapacağız? Metreküpteyim, litreye geçeceğim. Bunun için önce nereye gitmem lazım? Geçiş kapıma gitmem lazım. Yani metreküpü desimetreküpe çevirmem lazım ki litreye geçebileyim. Yani önce bunu desimetreküpe çevireceğim. Acaba metreküp, 25 metreküp kaç desimetreküptür? Metreküpteyim, desimetreküpe iniyorum. Ne yapacağım? 1000 ile çarpacağım. Yani esasında bunu şöyle yazabilirim. 25.000 desimetreküptür. 1000 ile çarptım. Aynı zamanda desimetreküp litreye eşitti. O zaman cevabımız ne oldu? 25.000 litredir. 25 metreküp, bakın çok büyük bir rakam esasında. 25.000 litreye eşit. Yani 25.000 tane 1 litrelik 1 litrelik su şişeleri de düşünün. O kadar fazla. Şimdi burada da desimetreküpten mililitreye geçmemi istiyor. O zaman ben desimetreküp hemen zaten neye eşit? Aşağıya önce onu litreye çevirelim. Desimetreküp litreye eşit. O zaman 0.4 desimetreküpte 0.4 litredir. Şimdi mililitreye geçebilirim. Litreden mililitreye inerken 1000'e 1000 ile çarpmam lazım. O zaman 0.4'ü 1000 ile çarparsam bu nedir? 400 mililitredir. Cevabımız ne oldu? 400 mililitre oldu. Peki hacmi nasıl ölçeriz? Kütleyi eşit kollu teraziyle ölçüyoruz. Hacmi ise şeklini bildiğimiz geometrik cisimlerin veya katıların formülle şeklini hesaplayacağız. Yine bizim müfredatımızda 4 tane şekil var. Esasında daha önceki müfredatlarda koni vardı, işte piramit vardı, kare piramit vardı. Fakat sadeleşti Milli Eğitim Bakanlığı'nın fizik müfredatı biraz. Burada sadece 4 tane şeklin formülünü bilsek yeterli ki çoğunu zaten biliyorsunuz. Bir küpün hacmini bulmak için 3 ayrıtını birbiriyle çarparım. O zaman A çarpı A çarpı A, yani bir küpün hacmi A küptür. Çünkü bütün ayrıtlar birbirine eşittir. Aynı şekilde dikdörtgenler prizması, gene 3 ayrıtını çarpıyorum. Mesela küpten çok farklı bir şey değil. A çarpı B çarpı C. Üçünün çarpımı yine bize bir dikdörtgenin hacmini verecektir. Bir silindirin hacmi, taban alan çarpı yükseklik dersek, taban alan S, V eşittir S çarpı H'tır. S bir daire olduğu için dairenin alanında pi r karedir. Pi r kare h. Yani bir silindirin hacmi de yine pi r kare çarpı h'tan hesaplanabilir. Böylece hacmini ölçmüş olurum. Bir kürenin hacmi ise yine bilmemiz gereken formüllerden bir tanesi 4 bölü 3 pi r küptür. Bu da bize kürenin hacmini hesaplatacaktır. Şeklini bildiğimiz geometrik şekiller, geometrik cisimlerin hacimlerini bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Peki şeklini bilmediğimiz bir cisim olursa ne olur? Onu birazdan anlatacağız. Şeklini bilmediğimiz bir cismin hacmi nasıl ölçülür? 2 sayfa sonra onu göstereceğiz. Önce birkaç tane örnek yapalım. Şimdi yarısı suyla dolu bir küre, boş bir silindire boşaltıldığında suyun yüksekliği kaç R olur? Şimdi boşaltalım şekli. Buradaki sıvıyı buraya boşalttığımda şöyle bir yüksekliğe gelsin. Bu yüksekliğe de biz H diyelim. Yani küreyi aldım, buradan içeriye içindeki sıvıyı döktüm. Şimdi burada prensip ne? Kürenin içindeki V sıvı, yani sıvı hacmi neye eşit olmalı? Buradaki sıvı hacmine eşit olmalı çünkü aynı sıvı. Yani şöyle düşünün, bırakın küreyi, bir bardak suyu alıp bir tencereye dökersem başlangıçtaki hacimle tencereye döküldüğündeki hacim aynı olmaz mı? Yani gene tencerede büyüse de küçülse de içinde bir bardak su var. Dolayısıyla önceki hacmi sonraki hacmi eşitleyerek ben bu soruyu çözebilirim. Yani V önceki hacim eşittir V sonraki hacime. Önceki hacim ne? Yarım küre su. Bu yarım küre suysa o zaman ben tam kürenin yarısını almam lazım. Tam kürenin yarısı nedir? 4 bölü 3 pi r küpün yarısı. 2'ye böleceğim. Aynı şekilde burada da buraya kadar yükseldiğini düşündük. Taban alan çarpı yükseklik bu kahverengi alana eşit olmak zorunda.
S çarpı yani pi r kare çarpı h. Pi r kare çarpı h. Yalnız r'leri yerine yazmadım. Bu formülleri yazdık şu an. Şimdi r'lerini yerine yazarsak 4 bölü 3 pi r küp yerine ben ne yazacağım? 2r yazacağım çünkü küremin yarıçapı 2r, 2r'nin küpü yine bölü 2 eşittir. Yine pi çarpı r yerine ne yazacağım? Yine 2r yazacağım çünkü silindirimin yarıçapı da 2r. 2r'nin karesi yalnız burada çarpı h. Ben bu h'ı buradan bulduğumda ne kadar yükseklikte olduğunu bulmuş olacağım. Gidenler gidiyor. Bunlar gitti. Şurayı dönerse 2'nin küpü 8'dir. 4 kere 8, 32. 32 bölü 3, bu da 1 bölü 2 olarak gelir. 32 bölü 6 r küp oldu burası. Burada ise 2'nin karesi 4, 4 r kare çarpı h. Şimdi bunun karesiyle bunun 2 tanesi gider, 1 tane r kaldı. Sadeleştirdim, burası 8 oldu. H eşittir 8R bölü 6 kaldı. H'ı bulmuş olduk. 6 kaldı. Sadeleştirirsem bu 3, bu 4. En sade şeklimiz 4R bölü 3 olması gerekir. H'ın R cinsinden H'ı bulmuş oldum. Evet. Boyutları verilmiş olan bir dikdörtgenler prizmasının İçine bir kenarı 2 cm olan küplerden yerleştiriliyor. Acaba kaç küp sığar? Şimdi biz kabaca bir küp çizelim. Bu küpün içine de küçük küpler yerleştirdiğimizi düşünelim. Yani şöyle bir küpüm var. Bu küpün içerisine küpler yerleştireceğim. Bir kenarına kadar 2 cm olan küplerden. Yani şurası 2 cm. Peki bunların boyutları ne? Bu küp değilmiş yalnız. Bu dikdörtgenler prizması. Mesela şurasının boyutu 10 cm. Şuranın boyutu 20 olsun. Şurası da 30 olsun. Tabii olsun derken kafadan atmıyorum. 10, 20, 30 olacak da neresine ne olacağına ben karar verdim. Fark etmiyor. Ayrıtları bu şekilde dizebiliriz. Şimdi 20 santimlik yere kaç tane 2'den sığar? Yani şuraya kaç tane sığacaktır? Şöyle şöyle şöyle. 10 tane sığar değil mi buraya? 10 tane buraya sığdı. Peki arkaya doğru 2'şer 2'şer gideceğim. Buraya kaç tane sığar? Şuraya. Bunun arkasına da 5 tane sığar. Peki her sırada 5 tane varsa, bu 5 sıradan da 10 tane varsa elimde, bir kata kaç tane sığar? 5 çarpı ondan 50 tane sığacaktır her katta. Her katta şöyle 10 tane arkaya doğru sıralar var. Daha doğrusu yatay sıralar var. Bir de 5 tane de böyle sıralar var. Dolayısıyla burada kaç tane olur? 50 tane küp sığmış olur. Peki bundan kaç kat alabilirim? 30 santimetreye kaç kat sığar bu katlardan? Böyle 15 tane de böyle sığar. O zaman 50 çarpı 15'ten 50 çarpı 15'ten sonuç ne çıkacaktır? 750 tane küp sığar. Evet, bunu nasıl yapıyor çocuklar? Hocam ikinci yol diyelim. Şöyle de yapılabilir. Küçük küpün hacmi ve küp eşittir 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 santimetre küptür ve dikdörtgen prizmanın hacmi 10 çarpı 20 çarpı 30'dan. Bu da nedir? 6000 santimetre küptür. Tam sığdığı için şu an problem yok. 6000'i 8'e bölersek de 7 kere 8 56, 40'ta 5 kere var. O sıfırda buraya indirdik. Buraya yazdık. Gene 750 tane sığacaktır.